Selam arkadaşlar. Saçma oyunlarda bugün geçenki oynadığımız oyunun devamını hafiften getirdim. Arkadaşlar bundan sonra sürpriz bir oyun var. Evet, onu birazdan söyleyeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz değil mi? Survivor, Squid Game ya da neydi onun adı ya? Wipeout var ya. O tarz bir oyun ve içerisinde Squid Teacher ve o yapımcının bütün oyunların karakterleri var. Evet, oyun gerçekten arkadaşlar yani gerçekten eğlendiriyor insanı. Bugünkü evet parkurumuza suyun üzerindeki şu kırılan taşlar var. Aynen suya battım bile. Oğlum bu taşlar çabuk batıyor ha. Ve zıplaması da gerçekten zor. Ooo Squid Teacher hepimizin önüne geçti. Ana bücürük patron da şu... Aa 8 kişi geçecek. Abi onlardan önce geçmem lazım. Ama gerçekten arkadaşlar gerçekten zor. Biraz eli alıştırmak gerekiyor. Arkadaşlar bu oyunu oynayan var mı? Geçen oynamıştık ya. Evet bayağı da sevmiştiniz ha oyunu. Bayağı da izlenmişti. Squid Teacher'ın yapımcılarından bir oyun arkadaşlar. Squid of Clash bilmem neydi ya. Squat mıydı? Böyle garip bir isim var. Evet. Bu taşların üzerine atlı atlı oğlum karşıda mesafede. Olamaz Squid Teacher ve sevgilisi çok önceden gitti. Ve şu anda Saftir Kuzun abi gidiyor. Evet. Hemen yanında ben şu an kimi solladım? Bücürük patronu solladım ama. Lan suyun dibini boyladım yine. Ya biraz. Abi elim alışsın diyorum ama çok böyle hafiften bir kaçsa var ya anında düşüyorsun ya. Kontrolü gerçekten pek kolay değil. Vallahi bu oyun online gözüküyor ama arkadaşlar. Yani online derken 12 tane oyuncuyu topluyor ama onlar bot oyuncular mı yoksa gerçekten benim gibi gerçek oyuncular mı bilmiyorum. Rastgele oyuncular seçiyor ama ben pek inanmıyorum arkadaşlar gerçek oyuncu olduklarına. Aha 2, 4, 6 kişi geçmiş. Haksızlık bu. Ne zaman geçti oğlum bunlar? Olamaz ya. Benden daha iyi kimse oynayamaz. Bari geçebilsem ya dur. Aha çok az kaldı. Vallahi geçeceğim galiba. 6. 7. ben olmalıyım. Evet arkadaşlar son düzeye geldik ve oh be. Oo çok iyi ya. Ama gerçekten çok zorlandım ama. Evet. 12 yarışmacıdan 8 kişi kaldı. Evet kimler kaldı? Squid Teacher. Oo bütün takım burada. Arkada da korkunç palyaço geçiyor. Bakalım 2. Evet. Kim bu? Aa yeşil ışık kırmızı ışık. Squid Game'deki yeşil ışık kırmızı ışık ama evet oradaki korkunç karakter tabii ki arkadaşlar Squid Teacher'ın eski oyunlarından birisi. Ben arkadaşlar cesaretle koşuyorum. Herkes önce gideceğim. Bu sefer rekor kıracağım. Bak bak. Ya kırmızı gördüğün anda niye koşuyorsun? Arkadaşlar bu tamamen yapay. Bence gerçek bir oyuncu böyle bir şey yapmaz. Bak ben şu an mesela kırmızıyı zorlayana kadar devam ediyorum. Hop. Ama ben tam sonunda duruyorum. Şu an kimi vurdu bilmiyorum ama. Evet. Arkadaşlar. Ben bu oyunu sevdiğim için ve devamını getirmek için. Hani girmediğimiz parkurlara girmek için devam ettim. Evet bundan sonra çok daha farklı oyunlar oynayacağız. Onun araştırmasını yapıyorum. Arkadaşlar bana sevilen. Evet böyle parkur olabilir. Ama böyle tanınmış karakterler. Böyle korku oyunu olabilir ama. Gerçekten sevilen olacak yani. Böyle hiç duyulmamış. Kimsenin izlemeyeceği şeyler söylemeyin bana. Bana güzel oyunlar tavsiye edin. Ve arkadaşlar bundan sonra şöyle bir şey yapacağım. Eğer yorumlarda bana güzel oyun tavsiye ederseniz ve oyun gerçekten güzelse ve YouTube'da izlenen bir oyunsa evet o bana öneren kimse yorumlarda kimse onun yorumunu ve ismini söyleyeceğim. Gerçekten bunu yapacağım arkadaşlar. Evet bundan sonraki video ondan sonraki videolarda buna başlayacağız. Ama güzel oyunlar arkadaşlar gerçekten YouTube'a bakın. Evet bizim Türkiye'de izlenen güzel korku oyunu olur ama böyle çok korku değil ve iğrenç korku oyunlarından değil. Gerçekten şöyle keyifli olacak. Evet şu anda abi Sırat Köprüsü'nden geçiyoruz. Ben bu sağ tarafı toparlayabiliyorum ama soldan solu bir türlü toparlayamıyorum ya. Tuşlara mı yanlış basıyorum? Yo. Abi şu tarafları çekiyorum. Evet şu an Squid Teacher ile kapışıyoruz. Evet toparlayacağım abi. Squid Teacher şu anda benden daha yavaş yürüyor. Ama o da çok yaklaştı. Yaklaşma Squid Teacher yakarım. Yakarım. Bak palyanca çıldırdı arkadaşlar. Dönüyor deli gibi. Çıldırdı şu anda. Heh. Patlatma bak bir şey patlatacak şimdi. Yo alkışlıyor şu anda. Evet patlatacak arkadaşlar. Patlatıyor ve bak böyle patlatınca da bütün dengeyi kaybediyoruz. Evet arkadaşlar çıkacağız galiba. Ve çıktık. Squid Teacher solladık ve çıktık arkadaşlar. Ne oldu? Biz kazandık. Bütün turnuvayı biz kazandık. Oh be. Evet ödüllerimizi aldık. Şimdi arkadaşlar sürpriz ödülümüz Human Fall Flat. Yıllardır oynamıyoruz. Arkadaşlar ya bir zamanlar var ya ne oynardık bundan ya. Evet şu anda arkadaşlar karakterim bizim Wilson dayı. Evet onun en güzel karakterini buldum. Aa onlar diğerleri kim? O Minecraft Steve değil mi? Diğeri kim? 10 numara. Beşiktaş mı? Beşiktaş 10 numara kim? Arkadaşlar Beşiktaş 10 numara kim? Hemen yazın yorumlara. Evet. Aa, Human Fall Flat. Arkadaşlar bir zamanlar var ya ne oynardık ya. O zaman biraz yaşımız da küçüktü var ya. Çok güzel oynardık ya. Yıllarca oynadık arkadaşlar ve çok sevdiniz. Sonra yaşımız büyüdü. İzleyicilerimiz yaşları büyüdü işte. Bizim kankaların abonelerimizin yaşları büyüdü. O yüzden çok oynadık ama yine de arkadaşlar bu oyun var ya. Valla 30-40-50 yaşındaki insanlar oynuyor çünkü gerçekten çok eğlenceli. Biraz da yetenek istiyor arkadaşlar. Bu oyunu oynayan kaç kişi var? Evet oyunu oynayanlar yorum yazsınlar. Evet bu videoya gerçekten iyi bir like gelirse arkadaşlar. Böyle sizin en çok istediğiniz oyunları mutlaka oynayacağım. Hiç merak etmeyin dediğim gibi. Kim tavsiye ettiyse ve oyun gerçekten güzelse tabii bakacağız oyuna.
Eğer güzelse hem onun yorumunu okuyacağım, ismini okuyacağım. Hem de oyun oynayacağız. Bak. Bak karakterim güzel ama, değil mi? Bak arkadaşlar, bunu bayağı bir zamanlar ben de çizmiştim buna ya. Bu karakterleri biliyorsunuz arkadaşlar, oluştururken kendiniz çizebiliyorsunuz. Aa, buradan varilleri alıp suya atacağız galiba. Dur bakayım. Evet, bu oyunu da zamanında eskiden arkadaşlar bunun prosu bizdik ya. Yani her parkurda mutlaka, gerçekten zor yani, oynayanlar bilir. Evet, varilleri suya atıyoruz galiba. Aa, o suyu derin. Tabi bunlar da batmadığı için. Evet, bunlardan şey yapayım, karşıya geçmeye çalışacağız bunlar üzerinden. Aa, bırakamıyorum, ters döndüm. Lan kafam, beynim her yerim döndü. Evet, karakterlerimiz biraz elastik olduğu için, ne oldu oğlum, boğuluyorsam. Hadi ya. Evet, suyu geçemedik galiba, aynı yere geri düştük. Ama arkadaşlar gerçekten eğlenceli ya. Ya bunda var ya, ne komik sahneler yaşamıştık ya. Valla gül gül ölmüştük. Evet, eski çitlenmek TV'mizde de çok fena oynamıştık bunlardan. Evet, 10 numara. Batırdın bizi oğlum ya. Ayda, şimdi bunun kurtuluşu da yok. Bak ikimiz aynı. Evet, varıyla asılmışız. Olmaz, ben bırakıyorum abi. Tekrar baştan başlayacağım. Heh. Hadi kalk ya. Evet. Arkadaşlar bu şey neye benziyor ya? O neydi ya? Bir slime'lar var ya. Slime. Slime ve oyun hamuru karışımı bir karakterimiz var böyle, elastiki. Abi şunun üstüne atlasam çok güzel. Tutamadım. Tutsaydım hemen karşıya geçiyordum. Diğerleri geçti mi? Karşıya geçmedi. Yok. Abi buradan geçmeyi başaracağım. Mutlaka başaracağım. Evet. Eski günlerin hatırına buradan geçeceğim mutlaka. Daha fazla varil koyalım o zaman. Daha fazla. Aferin lan 10 numara. Steve sen de. Bak bu oyunda var ya arkadaşlar, böyle tanınmış karakterlere rastlamak zor. Ah, kolum ensemde kaldı. Kolum ensemde kaldı. Ensemi kaşıyorum şu anda. Oo arkadaşlar, kolunuz böyle arkada kaldığı zaman evet, kurtarmak kolay olmuyor ve şu anda kurtardım o. Ah. Steve. Oha, Steve diye değişik bir tarz deniyor arkadaşlar. Şurada köşeden atlasam var ya. Belki geçerim. Abi deneyeceğim şansımı. Tuttum. Bunun üstüne çıkabilirsem. Evet, şunu atla be. Oo, ucuna kaldı. Kaçırdım ya. Hadi Steve kanka. Sonucu var mı başka bari? Bakayım. 10 numara gitti galiba. Elendi mi? Ah tamam. Güzel. Güzel fırsat. Şimdi abi hop, zamanla zıplamazsam suyun üzerinde dur. Ah. Arkadaşlar gerçekten şanssızlığıma denk geldi. Bak bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Human Fall Flat'in hatırına bu sefer başaracağız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Aha 10 numara. 10 numara. Vallahi atlarım kafana. Hadi koçum. Tut şunu. Heh. Çık üstüne abi. Güzel. Atla abi. Hop. Vay, Steve'in kafasının üzerinden geçti. Çok iyi ya. Evet, şu an nereye geldik? Aa, üzerimize variller geliyor. Olamaz. Kaç. Lan dur. Hayda. Evet, şu varilleri. Abi nasıl gideceğiz oğlum buradan? Bu variller bizi sürükler ki suya doğru. Hop şuradan tut. Olmadı. Hadi bir daha duvardan tut. Olamaz, varili. Varilimiz resmen. Arkadaşlar duvardan söktü aldı. Kolum yine enseme denk geldi. Heh. Şu duvara yapışalım ha. 10 numara bir dur. 10 numara bir dur. Bizi varil yine şeye sürükledi ya. Olamaz. Evet, bu oyunda arkadaşlar o kadar çok yeni bölümler yaptılar ki. Bir zamanlar yeni bölüm çıktığı zaman var ya, böyle bebek gibi çocuk gibi seviniyorduk acaba. Zaten çocuktuk da acayip seviniyorduk. Yeni bölüm yaptığı zaman, hele yapımcısı yaptığı zaman var ya, o bayram ediyorduk. Bir de modları var tabi bunun. Ya yine aynı yere sürükledi beni ya. Aa, kafam yamuldu. Lan bu sefer kafam arkama bakıyor. Nasıl oldu bu? Of. Çok iyi. Kafaya bak. Arkadaşlar kafam düzelmiyor. Lan bu ne? Çok iyi lan. Nereye mi bakıyorum oğlum şu anda ben? Çok iyi. Arkadaşlar resmen bana bak lan kafam. Lan böyle yaşanmazmış ha. İyi, Allah'tan bizi. Dur ha, duvardan tutundum. Güzel. Şu arkadaşlar şu. Ya olamaz. Tam tutunacaktım, duvardan şeye geçeceğiz. O aradaki aralıklar var ya, şeyler, pencere gibi yerler. Yani variller bize vurmadan oralara hemen ulaşmamız gerekiyor. Steve. Steve geçti arkadaşlar. Steve pardon, geçti derken geçiyor şu anda. Hadi Steve. Burayı biriniz geçmiş olun. Yok, hala kimse geçmemiş. Bak Steve valla helal olsun var ya. 9 gibi gidiyor valla. Tamam, onun gitmesini bekleyin. Tamam oldu. Ben olsun. Yine de arkadaşlar. Şuraya ulaşmaya çalışacağım. Bir daha yapış abi. Duvara yapış. Çabuk koş. Çabuk. Abi variller de çok hızlı geliyor. Heh. Yani bak böyle yapabilirmiş aslında ama Steve benden hızlı çıktı. Ben biraz yavaş oldum arkadaşlar. Tabi biraz da unutmuşuz oyunun dinamiklerini. Abi şu arada durabiliyor muyuz? Aa, kafama vurdu. Şimdi oyunun başka bir arkadaşlar seviyesine geldik şu anda. Ne oldu? Aa, üçümüz aynı anda düştük. Kankalar. Bak Steve, oğlum bu Steve doping mi almış, ne yapmış ya? Lan ben atlayacaktım ona.
Lan beni tanımıyorsunuz değil mi? Bir zamanlar boyunun kralıydım be. Herkes önümde eğilir saygı duyardı ya. Vallahi bir gün kafam bozuldu. Aa bu sefer ayağım gitti. Sağ ayağım yok arkadaşlar. Oha. Ayağım nereye kaçmış lan böyle? Lan ben ayaksız ne yapacağım şimdi? Boyunda böyle arkadaşlar çok komik bug'lar var. Aa ucundan yakalarım dedim ama yakalayamadım. Bak buradan çıkması da imkansız. Evet. Bizi çok eski yıllardan beri izleyenler bilir arkadaşlar. Bu oyunun kralı bizdik. Her parkur var ya önce biz geçerdik. Şu anda tabii biraz da o yeteneğimiz biraz kaybolmuş. Ama bilmiyorum eğer isterseniz bunun daha güzel modları var böyle. Acayip güzel modları var. Oralarda oynayabiliriz. Şimdi şu karşıdaki adaya geçeceğiz ama hadi be sallanmıyor bu ya. Bu lamba çok güzel sallanır eskiden ya. Ama oynaması acayip zevkli. Şu an kaç para bilmiyorum arkadaşlar ama bu oyun eskiden çok ucuzdu ya. Bilmiyorum şu anda kaç para. Yani Steam kütüphanesinde mutlaka olması gereken oyunlardan birisi. Aa yine. Lan şu var ya. Steve sana uyuzluk olsun diye. Var ya. Düşmeyeceğim ve kendim geçeceğim lan orayı. Hop. İşte bu. Bak 10 numarada görüyor musunuz arkadaşlar? Steve oraya geçtiği için hemen atladı. Heh. Şu mancınıktan kendini attı Steve. Steve diyorum lan. Steve ne? Steve. Evet şimdi şuradan. Bunun kuruma kolu vardı değil mi bir tane? Ya tek başına bunu nasıl başardı oğlum? Önce kuracaksın sonra kolu çekeceksin. Bak buradan kuruyorsun. Heh. Mancınık da kendini ta aşağı attı. Allah şimdi uğraşmasam mı acaba atlasam mı aşağıya? Heh. Ve bu oyunda komik bir durum var arkadaşlar. Mesela online kısmından giriyorsunuz ya. Orada tanımadığınız insanlar oynuyor tabii ki. Onlar birbirini tanıyorlar. Ben yabancı oyuncu olarak ben giriyorum. Eğer onların hoşuna gitmeyen hareketler yaparsam oyuna atmak gibi bir özellik var. Zamanında biz de yaptık ya. Oyunumuza karışanları oyundan çıkarıyorduk. Heh. Burada bir şey var. Böyle bir platform var. Suyun üzerine gidiyor. Bak böyle şeyleri şöyle kullanıyoruz. Bak zincirden 10 numara zincirden çekiyor. Ben de şöyle yapacağım bak. Bak ittire kaktire görüyor musun? Nasıl hızlandım? Bak şimdi 10 numara geçeceğim oğlum seni. Lan inşallah geçeriz ha. O kadar artistik yaptık inşallah geçeriz. Hadi koçum. Hadi koçum az kaldı. Aa benden önce gitti. Ama önce kim atlayacak? Önemli olan o. Ben de bayağı götürdüm. Nerede atlasam acaba? Hı. Allah asılı kaldım burada. Lan böyle değil. Eğleri geçim var şuradan. Heh. Aa benden önce gitti. Olamaz. Hoplaya zıplaya gitti valla. Ben de şöyle gideyim. Oo koskoca bir vapur. Nasıl bineceğiz oraya? 10 numara. Lan Steve alsana gelsene bize. Oğlum çıkar lan şu kulaklı. Sana laf anlatıyoruz burada. He evet. Arkadaşlar checkpointler geçildiği zaman kendinizi aşağı atarsanız yani tekrar checkpoint'e gelmek için kendinizi aşağılara atmanız gerekiyor. Steve! Kanka! Valla helal olsun. Sen de demek bayağıdır oynuyorsun ha. Aa şu. Şuraya atlasak ne olur lan? Suyun içine gider miyiz? Tutunamadım. Tutundum şu anda şuradan ama. Olmadı. Heh. Ne oldu? Lan kaldırma beni. Evet. Bu oyunun arkadaşlar en keyifli yanlarından birisi böyle birbirini çekiştiriyorsun böyle. Bak beni şu an hayatta hiçbir yere götüremez. Çünkü bu eller yapıştığı zaman kimse bir yere bak beni denize atmaya çalışıyor. Oğlum beni denize atacak adam anasının karnından doğmadı lan. Şişt. Ben Steve'le uğraşacağım oğlum bırak. Gel kanka gel. Gel halayı çekelim gel. Steve oğlum hayatında sen vapur mu kullandın lan? He? Aa bu vapurla şu karşı köye gideceğiz. Yo oradan geldik oğlum ya. Muhtemelen bununla evet şu iki dağın yok şu dağın altında bir geçit var oradan geçeceğiz ama biz bununla nasıl gideceğiz oğlum böyle? Bak biri sağa sola öpüyor birisi ileri geri. Ne oldu? Oğlum artistik öpüyorsun lan bir zamanlar kralım lan bana saygı duyacaksınız oğlum. Vallahi kafa. Aha bu ikisi oldu arkadaşlar ikisi bir oldu beni var ya. Ulan bunlar beni yakın oyundan atarlar ya. Lan bu. Ne oldu? Vallahi yaktılar ya oyundan. Ben de başka bir yere girdim. Aa. Burası denizin altında bir bölüm. Abi zıplayınca var ya çok güzel zıplıyor ha. Bak balıkları görüyorsunuz değil mi? Bunlar ne deniz anası mı? Abi çok eğlenceli ya. Oo denizin altındaki yaptıkları şeye bak ya. Oğlum bu oyun kendini aşmış. Modları gerçekten çok iyi ya. Vallahi bir gün dalacağım var ya böyle bir seri çıkaracağım 10 videoluk ama cık, bilmiyorum izlenir mi izlenmez mi korkuyorum ha. Bak şurada batık bir gemi var. Abi ayrıntılar falan harbiden güzel yapmışlar. Bak bir zamanlar şöyle düz duvara bile tırmanıyordum ben ha. Aa burada bir mancınık var bak şu. Düz duvara tırmanan bir taktiği var bak görüyorsun. Arkadaşlar mouse'u çok iyi tıklarsanız abi eleman gerçekten güzel. Gerçekten bu işi biliyor. Hadi şu mancınığı ayarlayın geliyorum ben. Şuraya bir tutsam var ya oradan yukarı tırmanır geçerdim ama. O kadar zıplamıyor.
O FBI ajanı var bir tane. Hop. Eskiden arkadaşlar bir grubumuz vardı. Böyle bütün süper karakterler yani böyle Avengers, ne bileyim o tür karakterler, Helen Ayver, Dondurmacı Rod, Scarlet Teacher bir sürü aynı gruba girip oynuyorduk. Eskiler bilirler. Haydi. Haydi karşıdaki. İttir. Taş koyuyor taş. Annem FBI ajanıyla şu an dans ediyoruz. Hop. Yandan yandan. Bak bu beni aşağı atmaya çalışıyor. Evet şimdi şuradan. Tamam bak bırak kanka bak adam yaptı. Adam yaptı bırak saygı duy. Şu karşı yaptığım bari olmadı. Evet arkadaşlar. Yepyeni maceralarda görüşmek üzere. Hop şuraya da atlamış olayım şöyle. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.